Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sizlerle uzunluk ölçmeyi işleyeceğiz. Uzunluk ölçüsü birimi metredir arkadaşlar. Kısaca M, küçük M sembolü ile gösterilir. 1 metre 100 santimetredir. Metreden kısa olan uzunlukları metrenin as katları olarak ölçeriz arkadaşlar. Örneğin metrenin 3 tane as katları vardır. Bunlar desimetre, santimetre ve milimetredir. Metrenin as katları ve sembollerine bakalım. Metre, bir as katı desimetre ve dm ile gösterilir arkadaşlar. Bakın küçük dm. Bir as katı santimetre, bakın cm ile gösterilir. Bir alt katı milimetre, o da mm, küçük mm ile gösterilir. Desimetre ile başlayalım. Metrenin bir alt katıdır arkadaşlar. Santimetre ve milimetre. Metrenin as katları, biz desimetreyi göreceğiz. Arkadaşlar desimetre metrenin onda biridir. Bakın bir desimetre, bakın bu şekilde gösteriliyor arkadaşlar. Metreyi 10 eşit parçasından her birine desimetre denir arkadaşlar. 1 metrede 10 tane desimetre vardır. 1 metre 10 desimetre. 1 desimetre ise 0,1 metredir arkadaşlar. Burada 10 santimetrelik uzunluğa 1 desimetre denir arkadaşlar. Bakın gösterelim. 10 santimetre, buraya 1 desimetre diyoruz. Buraya 1 desimetre diyoruz arkadaşlar. Şu uzunluğa 1 desimetre diyoruz. Arkadaşlar bu 1 desimetre. Burada 1 santimetreyi görüyorsunuz. Bakın desimetrenin onda biri. Metrenin 100 eşit parçasından her birine santimetre denir arkadaşlar. 1 metrede 100 tane santimetre vardır. 1 metre 100 santimetredir. 1 santimetre ise 0,01 metredir arkadaşlar. Yani metrenin yüzde biridir. Milimetre ile devam edelim. Arkadaşlar bakın milimetre metrenin 3. as katı. 1 desimetreyi gösterelim. 1 santimetreyi gösterelim. Şimdi de görebilmeniz için 1 milimetre. Bakın arkadaşlar şurası 1 milimetredir. Cetvel üzerinde desimetreyi, santimetreyi ve milimetreyi gösterdiğimizde milimetre şurasıdır arkadaşlar. Bakın milimetre de burası. Metrenin 1000 eşit parçasından her birine milimetre denir. 1 metrede 1000 tane milimetre vardır. Yani 1 metre 1000 milimetredir arkadaşlar. Metrenin as katlarını şöyle bir tekrar edelim. Desimetre, santimetre, milimetre. Cetvel üzerinde gösterelim arkadaşlar. Desimetre, santimetre ve milimetre de burası. Metrenin as katlarında arkadaşlar merdiven modelimize geçelim. Arkadaşlar 1 metre, birinci as katı 10 ile çarpıyoruz, 10 desimetre. İkinci as katı 100 ile çarpıyoruz, 100 santimetre. Üçüncü as katı milimetre, bunu da 1000 ile çarpıyoruz, 1000 milimetredir arkadaşlar. 1 metrede 10 tane desimetre, 100 tane santimetre, 1000 tane milimetre var. Metreyi as katlarına çevirirken arkadaşlar şunlara dikkat ediyoruz. Her kat için 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar. Her kat indiğimizde 10 ile çarpıyoruz. Örneğin 2 metre ne olur arkadaşlar? 10 ile çarparız, 20 desimetre. Santimetreye çevirmek için 2 tane indiğimiz için 100 ile çarpıyoruz arkadaşlar. 200 santimetre. Milimetreye indiğimizde arkadaşlar aşağıya doğru, yani as katlara doğru indiğimizde her bir basamak için 10 ile çarpıyorduk. 1, 2, 3 basamak indiğimiz için 1000 ile çarpıyoruz. O da 2000 milimetre edecektir arkadaşlar. Arkadaşlar bunun tam tersi, yukarıya doğru çıktığımızda ise, yani üst katlara doğru çıktığımızda ise 10 ile böleriz. 3 desimetre kaç santimetre eder? Arkadaşlar bakın desimetreden santimetreye, yani bir kat indik. Ne yapacağız arkadaşlar? 10 ile çarpacağız. 3 desimetre kaç santimetre eder? Bir kat indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. 30 santimetre eder arkadaşlar. 50 santimetre kaç milimetre eder? Yine santimetreden milimetreye indik. Bir kat indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz arkadaşlar yine. Bakın 50 santimetre kaç milimetre? Bir kat indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. 50 çarpı 10 500 milimetre eder arkadaşlar. Metrenin as katlarını şöyle bir tekrar edelim. 10 ile çarptığımızda desimetre, 100 ile çarptığımızda santimetre, 1000 ile çarptığımızda metreyi milimetreye çevirmiş oluruz arkadaşlar.
Tam tersine yukarıya doğru çıktığımızda da milimetreden metreye çıktığımızda bine böleriz. Santimetreden metreye çıktığımızda yüze böleriz. Desimetreden metreye çıktığımızda ise 10 ile böleriz arkadaşlar. Uzunluk ölçüsü temel birimi metrenin üst katları da vardır arkadaşlar. Bunlar metrenin üst katları dekametre, dam şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bir dekametre 10 metre. Hektometre, HM şeklinde gösterilir arkadaşlar. Bir hektometre 100 metre. Kilometre arkadaşlar, bunu çok duyarsınız ve görürsünüz. Her yerde kullanırız. Şehirler arası yolculuklarda da. Arabanın hız göstergesinde de görürsünüz. Kilometre km ile gösterilir arkadaşlar. 1 kilometre 1000 metredir arkadaşlar. Bakın şehirler arası yolculuklarda kilometreyi kullanırsınız. 1 metrenin %1'i santimetredir arkadaşlar. 1 metre 100 santimetre. O halde 1 santimetreyi metreye çevirmek için arkadaşlar 1'i 100'e böleriz. Yani 0,01 metredir. 1 metrenin 1000'de 1'i 1 milimetredir. Yani 1 metre 1000 milimetredir. 1 milimetrede 1'i 1000'e böldüğümüzde arkadaşlar 0,001 yani 1000'de 1 metredir arkadaşlar. 1 kilometre metrenin 1000 katıdır arkadaşlar. 1 kilometre 1000 metredir. 1 santimetre milimetrenin 10 katıdır arkadaşlar. 1 santimetre 10 milimetre. Bakın 1 kat indiğimiz için 10 ile çarpıyoruz. Yukarıya doğru yani milimetreyi santimetreye çevirdiğimizde bir üst basamağa çıktığımız için 10'a bölüyoruz. Yani 1 milimetre 0,1 santimetredir arkadaşlar. Örnekler yapalım. 25 santimetre kaç milimetredir diyor arkadaşlar. Santimetreden milimetre az katına indiğimiz için arkadaşlar 10 ile çarpıyoruz. Yani 25 çarpı 10, 250. Örnekteki gibi yapalım. 5 santimetreyi milimetreye çevirmek için 50'nin 10 ile çarpmak yanına bir sıfır eklemektir arkadaşlar. Yani 50, 28'i santimetreyi milimetreye çevirirken 10 ile çarpacağız. 10 ile çarpmak yanına bir sıfır eklemektir. Yani 280. 122 santimetreyi milimetreye çevirmek için 10 ile çarpmamız lazım. Yanına bir sıfır eklemektir. Yani 1220 milimetredir. Diğer örneğe bakalım. Milimetre kaç santimetredir diyor arkadaşlar. Peki milimetreyi santimetreye çevirdiğimizde üst basamağa yani üst tarafa doğru metreye doğru çıktığımız için ne yapacağız arkadaşlar? Bölecektik. Bir kat çıktığımız için yani milimetreden santimetreye çıktığımız için 10'a bölüyoruz. 340'ı 10'a bölmüş 34. Arkadaşlar burada 10'a bölmek demek bir sıfırını silmek demektir arkadaşlar. Yani 10'u 10'a bölmek demek bir sıfırını sileriz. 100'ü 10'a bölmek demek bir sıfırını sileriz. 1500'ü 10'a bölmek demek bir sıfırını sileriz. O halde arkadaşlar 10 milimetre 1 santimetre, 100 milimetre 10 santimetre, 1500 milimetre 150 santimetre edecektir arkadaşlar. 7 metreyi santimetre ve milimetreye çevirelim. Arkadaşlar 7 metre santimetre 2 basamak indiğimiz için 100 ile çarpıyoruz 700 santimetre. Milimetreye 3 basamak indiğimiz için arkadaşlar 1000 ile çarpıyoruz. Her basamak için 10'du ya. 3 basamak indiğimiz için 1000 ile çarpıyoruz. 7000 milimetre eder. 13000 metreyi kilometreye çevirelim arkadaşlar. Üst tarafa doğru çıktığımızda bölüyorduk. Peki metreden kilometreye kaç basamak çıkarız? 3 basamak çıkarız. O halde kaça böleceğiz? 1000'e böleceğiz arkadaşlar. 13.000'i 1000'e bölmek 3 tane sıfırını silmektir arkadaşlar. Bakın 3 sıfırını sildiğimizde kısa yoldan bölme 1, 2, 3 sıfırını sildiğimizde 13 kilometre çıkacaktır. Bir tam 4'te 3 metre kaç milimetredir diyor arkadaşlar. Arkadaşlar 1 metre 1000 milimetre, 4'te 3 metrede 750 milimetre, 1750 daha 1750 mililitre. Peki 4'te 3 milimetre 750 metre nasıl bulduk? Arkadaşlar 1 metre 1000 milimetre olduğu için paydaya bölüp payla çarpıyorduk. 4'e böldük 250. 3 ile çarptığımızda 750 milimetre buluyoruz arkadaşlar. Topladığımızda 1000 ile 750, 1750, 3576 metreyi kilometre ve metre cinsinden yazalım. 3756 metre 3000 metre 3 kilometreye de 576 metre de zaten metre olarak kalacak. 3 kilometre 576 metre şeklinde çeviriyoruz. 2345 milimetreyi metre ve santimetre cinsinden yazalım. Arkadaşlar 2000 milimetre 2 metre edecek. 2 metre
34 santimetre ve 5 milimetre şeklinde yazarız arkadaşlar. Metre ve santimetre cinsinden istediği için. 28 santimetreyi metreye çevirelim. Arkadaşlar santimetreye metreye çevirdiğimizde kaç basamak çıkmış oluyoruz? Yukarıya doğru, aşağıya doğru çıktığımızda çarpıyorduk. Yukarıya doğru çıktığımızda bölüyorduk. Kaç basamak? Santimetre, desimetre ve metre. 2 basamak çıktık. O halde biz bunu ne yapacağız? 100'e böleceğiz. Yani 1 metre 100 santimetre, 28 santimetreyi 100 santimetreye böldüğümüzde 0,28 çıkar. Ben size kısa yoldan bölmeyi göstereceğim arkadaşlar. Şöyle sağdan başlıyoruz. 10'a bölmek için buraya 1 virgül, 100'e bölmek için 1 virgül atıyoruz. Burada rakam kalmadığı için yanına 0 atıyoruz. Son yaptığımız 0,28 kalacaktır arkadaşlar. 385 metreyi kilometreye çevirelim. Arkadaşlar metreden kilometre üste doğru çıkıyoruz. Kaç basamak çıkıyoruz? 3 basamak. Yani 1000'e böleceğiz 385'i. 385'i 1000'e böldüğümüzde 0,385 kilometre. Ben yine kısa yoldan arkadaşlar 10'a bölmek için buraya bir virgül, 100'e bölmek için buraya bir virgül, 1000'e bölmek için virgülü buraya kaydırıyoruz. Burada rakam kalmadığı için buraya 0 atıyoruz. 0,385 oluyor arkadaşlar. 689 milimetreyi metreye çevirelim. Arkadaşlar yine bakın üste doğru çıkıyoruz. O halde yine kaç basamak çıkıyoruz? 3 basamak. 3 basamak olduğu için 1000'e böleceğiz. Arkadaşlar 689 milimetreyi 1000'e böldüğümüzde 0,689 metre olur. 10'a bölmek için 1 virgül. Virgülü 100'e bölmek için buraya kaydırıyoruz. 1000'e bölmek için buraya kaydırdığımızda kalmadığı için 0 atıyoruz. 0,689 metre. Santimetreye çevirmek için 3 metre 300 santimetre. 75 daha 375 santimetre. 2 metre 200 santimetre. 35 daha 235 santimetre. 6 metre 600 santimetre. 135 daha 600. 135 daha 735 santimetre. 7 kilometre arkadaşlar metreye çevirmek için 7 kilometre 7000 metre, 92 daha 7092 metre, 6 kilometre metreye çevirmek için 6000 metre, 130 daha 6130 metreye çevirmiş olduk arkadaşlar. Arkadaşlar Ağrı Dağı'nın yüksekliği Kaçkar Dağı'nın yüksekliğinden kaç kilometre fazladır? Bakalım arkadaşlar. Ağrı Dağı 5137, Kaçkar Dağı 3927. Ne yapacağız arkadaşlar? Fakat soruya dikkat ediyoruz. Kilometre cinsinden istedi. Burada metre cinsi vermiş. Bunları çıkarıp ne çevireceğiz? Kilometreye çevireceğiz. Bakalım arkadaşlar. Ağrı Dağı'ndan Kaçkar Dağı'nı çıkardığımızda 1210 metre oldu. 1210 metreyi kilometreye çevirmek için 1000'e bölüyorduk arkadaşlar. Kısaca virgülü buraya kaydırdık 10'a, kaydırdık 10'a, 100'e, kaydırdık 1000'e. Yani 1,21 kilometre olacaktır arkadaşlar. Soruyla devam edelim. Yarım metresi 80 TL olan ipekli kumaştan 20 santimetre aldım. Kaç TL öderim? Arkadaşlar yarım metresi 80 TL ise 1 metresi 2 tane olduğu için 2 ile çarparız. 160 TL. Peki 20 santimetre metrenin kaçta kaçıdır? 100 santimetreye 20'ye bölersek 5. Yani 5'te 1'idir arkadaşlar. O halde yapalım. 2 ile çarptık. Metresini 160 TL bulduk. 1 metrede 100 santimetreydi. 5'te 1'iydi. Yani 160'ı da 5'e bölersek 32 TL diye alabilir arkadaşlar. Evimizle okulumuz arasındaki yolun uzunluğu 3250 metredir. Verildiği bilgiye göre Alilerin evi ile okulu arasındaki uzunluk kaç kilometredir diyor. Arkadaşlar kilometre sorduğu için biz bunu ne yapacağız? Kilometreye çevireceğiz. Arkadaşlar metreyi kilometreye çevirmek için 1000'e bölüyorduk. Bir sıfır attık 10'a, bir sıfır attık 100'e, bir sıfır attık 1000'e. Yani 3,25. Hangi şıkta var? D şıkkında var arkadaşlar. Yukarıdaki verilenlere göre kalemin boyu 15 santimetreden kaç milimetre kısadır? Arkadaşlar o halde öncelikle santimetreyi milimetre istediği için milimetreye çeviriyoruz. 150. 150'den de 126'yı çıkarırsak cevabımız çıkar. 15 santimetre 150 milimetre. 150 ile de 126'yı çıkarırsak 24 milimetre kısadır arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı. Yukarıdaki ifadelerde 1 ve 2 yerine sırasıyla hangi seçenekteki sayılar yazılmalıdır? Arkadaşlar metreyi santimetreye çevirmiş. 3 metre
300 santimetre. Milimetreye çevirmek için de 1000 ile çarpıyorduk. 3000. O halde 300 ve 3000 C şıkkı. Yukarıdaki ifadede noktalı yere kaç yazılmalıdır? Arkadaşlar 17 metre 85 santimetre kaç santimetredir diyor. 17 metre 100 ile çarpıyoruz metreyi santimetreye. 1700. 85 santimetre de eklersek 1785 olur. Yani cevabımız C şıkkı olur. Metresi 14 TL olan kumaştan 50 metre alan bir teyze kaç TL öder? Arkadaşlar metresi 14 TL ise 50 metre aldığı zaman ne yapar? 14 ile 50'yi çarpıp buluruz. Metresi 14 TL ise 50 metresi 14 çarpı 50 700 TL ödeyecektir. Yani cevabımız C şıkkı. Annesi Özlem ve kardeşine elbise yapmak için 7 metre kumaş almış. Özlem'in elbisesi için 2 metre 90 santimetre, kardeşinin elbisesi için 2 metre 60 santimetre kumaş kullandı. Geriye kaç santimetre kumaş kaldı? Arkadaşlar santimetre cinsinden istediği için buraya dikkat ediyoruz. Biz metreleri ne yapmamız lazım? Santimetrelere çevirmemiz lazım. O halde arkadaşlar önce 700 metreyi santimetreye çevirirsek 700, 2 metre 90 santimetre bu 200, 290, 2 metre 60 santimetre de 260 santimetre olur. O halde toplayıp 700 santimetreden çıkarsak buluruz. Yani alınan kumaş 7 metre 700 santimetre. Özlem'in elbisesi 290 santimetre. Kardeşinin elbisesi 2 metre 60 santimetre 260. Toplam kullanılan kumaş 290 ile 260'ı topladığımızda 550 santimetre. Toplam kumaşımız da 700 santimetreydi. 700'den de 550'yi çıkarırsak 150 santimetre kumaş kalmıştır. Yani cevabımız D şıkkı olacaktı. Mıstık Fenci YouTube kanalına abone olup like atmayı unutmayın. Beni dinlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.